Evet arkadaşlar, şimdi kuvvetten bahsedelim. Cisimlerin şekillerinde veya hareket durumlarında değişiklik yapma etkisine kuvvet diyeceğiz. Kuvvetin birimi Newton'dur, N ne ile gösterilecek ve dinamometre ile ölçüldüğünü söyleyebiliyoruz. Ve arkadaşlar bileşke kuvvet hesaplanırken yine vektörlerde olduğu gibi iki kuvvetin bileşke değerini yine R ile göstereceğiz. Ve bir de burada bizim için dengeleyici bir kuvvet vardır. Sistemi dengeleyen kuvvettir. Yani net kuvveti sıfır yapan değerdir. Ve bunun içinde de bileşkeye her zaman zıt yönde fakat eşit büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Mesela arkadaşlar şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var ona bakalım. K cisminin sabit hızla devam edebilmesi için Şimdi eğer bize sabit hızla yoluna devam etmesi söylenilmiş ise bir cismin sabit hızla yoluna devam edebilmesi için cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması lazım. E o zaman aslında bu soruyu biz aynı zamanda cismin net kuvvetini sıfır yapan F4 kuvveti nedir tarzında bir soru olarak da düşünebiliriz. Peki biz bunu nasıl çözeceğiz? Öncelikli olarak ucuca ekleme metodumuzu kullandığımızı kabul edersek şöyle düşünelim. F2 vektörümü alıyorum. F2 vektörünün ucuna F1 vektörümüzü ekleyelim. Ve F1 vektörünün ucuna da F3 vektörünü eklediğimi kabul ediyorum. Başlangıçtan bitişe çizilen doğru bize arkadaşlar bileşkeyi veriyordu. Ve buradaki değerimizde bileşkenin büyüklüğü için yatayda bir birim, yukarı yönde de düşeyde 2 birim kadardır diyebilirim. Ama F4 kuvvetimiz dengeleyici bir kuvvetti. Yani net kuvveti sıfır yapacaktı. Ve buradaki dengeleyici kuvvet de her zaman bileşkeye ters yönlü. Fakat eşit büyüklükteydi. O zaman F4 kuvvetimiz için ne diyebiliriz? Aşağı yönde yani düşeyde 2 birim ve sola doğru da yatayda 1 bir birim büyüklüğündedir diyebiliyorum. Başka bir yöntemle çözmemiz gerekirse arkadaşlar şöyle de düşünebiliriz hemen. Bir x'ye koordinat sistemi çiziyorum. Ve buradaki verilen değerleri Hemen burada bileşenlerini ayıracağım. F1 kuvveti yukarıda kaç birim gidiyor? 2 birim. F1 kuvvetinin yataydaki bileşkesi kaç birim? 2 birimdir diyorum. F2 vektörümüzü yazalım. F2 kuvvetimiz için de yukarı yönde 2 birim, sola doğru da 2 birimdir diyebilirim. F3 kuvvetimiz için yatayda sağa doğru 1 bir birim, düşeyde aşağıya yönde 2 birim. Şuradan ikiler sadeleşti. Buradaki ikileri de götürüyorum. Buradaki bileşkemizin Yukarı yönde 2, sağa doğru da 1 bir birim olduğunu söyleyebilirim. E bizim için dengeleyici kuvvet bunun tam tersiydi. O zaman ne olması lazım? Sola doğru 1, aşağı yönde 2 birimdir diyoruz ve yine F4 kuvvetimizi bulduğumuzu söyleyebiliriz. Müzik